Herkese selamlar. Her perşembe olduğu gibi yine Borsa İstanbul'u ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağım ve beklentilerimden de tabii ki bahsedeceğim sizler için. Bugünkü yayın aynı zamanda bir ay sonuna denk geldi. Ekim ayını tamamladık piyasalarımız açısından. O açıdan bir aylık değerlendirme açısından da faydalı olacak bugünkü yayın. Öncelikle Borsa İstanbul'un bugünkü ile başlayacak olursak bir düşüş eğilimi var. Dün başladı bu hareket. Kısa vadeli zaman aralıklarında kendisini daha belirgin biçimde gösteriyordu dün kapanışa doğru. Bugün de devam etti ve günü düşüşle tamamlamış olduk 7.948 puan seviyesinde işlem hacmimiz zayıf bugün 88.5 milyar TL son bir ayın ortalama işlem hacmi de 85.5 milyar TL yani Kasım ayını 85.5 milyar TL'lik işlem hacmiyle tamamladık bu düşük bir hacim. Çünkü endeksin rekor kırdığı Kim ayı itibariyle baktığımızda yani endeksin 8.562 gördüğü işlem günlerinde ortalama hacim 140 milyar dolayındaydı. Hacimler düşük, para girişleri güçlü değil ve piyasamız aslında 1,5-2 aydır yayınlarda konuştuğumuz o yatay konsolidasyon eğilimini sürdürüyor. Ama Kasım ayı bir tepki dönemi oldu açıkçası. Yani Ekim'de piyasamız düşmüştü. Kasım'da bir toparlanma geldi. Hatırlanacağı üzere Ekim'e gelene kadarki süreçte 5 aylık aralıksız bir rally görmüştük. Mayıs dibi 4.400'dan başlamıştı endeks. 8.562'ye kadar gitmiş ama Ekim ayı sonu itibariyle 5 aylık ralliyi tamamlamıştı ve Kasım ayına başlarken de aslında bir negatif görüntü vardı fakat bu ay içerisinde hem jeopolitik risk algısının hafiflemesi ki ateşkes haberleri herkesin malumu. Bununla beraber küresel piyasalarda risk iştahı toparlanıyor artık. İşte Fed'in faiz indirim zamanlamasını tartışıyoruz artık. Ne zaman arttırır ya da sabit mi gider değil piyasalar artık Fed ne zaman faiz indirire bahse girmeye başladı. Bunun küresel hisse piyasalarındaki etkisini, etkisini görüyoruz. Bizi de olumlu etkiledi çünkü yabancı alımı geldi piyasaya Kasım ayında. Bugünkü son veriler itibariyle baktığımızda Kasım ayında şu ana kadar işte 427 milyon dolarlık alım yapmış yabancı yatırımcı. Bu da piyasadaki tepki hareketini güçlendirdi. Ki CDS'in de düştüğünü gördük İşte 330'lu seviyelere geldik Kasım ayı içerisinde. Tüm bu faktörler tepki alımını tetikledi. Benim açımdan da çok sürpriz değildi çünkü ben piyasanın yatay gitmesini bekliyordum. Konsolidasyon bekliyorum diyordum bir buçuk aydır. Konsolidasyonun anlamı fiyatların bir aralıkta sıkışması zaten. Fiyat bir aralığa sıkıştı. Şu an bildiğimiz aralık işte aşağıda 7300 100 günlük üstsel ortalamanın geçtiği seviyeden tepki aldı endeks. Yukarıda 8562 ben biraz daha genişletiyorum bu aralığı 7000 aşağıda şimdilik orta vadede dip olarak takip ettiğim seviye yukarıda da tarihi zirve 8562 bu bant aralığında gideceğiz ki bence yıl sonu da böyle geçecek. Yani Aralık ayında yeni bir zirve olasılığı düşük piyasamızda. 8562 bence 2024'te kıracağız. 2024'te öne çıkacak sektörler liderliğinde kıracağız. Ama şimdilik 3-4 hafta daha yani yıl sonuna kadar ben piyasanın 7000 8562 aralığında çift yönlü salınımlarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu şekilde bir beklentim var. Tabii bu borsa endeksi için yorumum ama Endeksi yenebilecek, endeks üstü getiri sağlayabilecek hisse ve sektörler her zaman her koşulda vardır. Son bir ayda yayınlarımda da aslında hep öne çıkardığım sektörlerden bahsediyordum. Ki bu öne çıkardığım sektörler özellikle Kasım ayında da Borsa İstanbul'da performansıyla dikkat çeken sektörler oldu ki Kasım ayında 100 endeksinin Yaklaşık 380 puan yukarı gittiğini gördük. Yüzdesel olarak baktığımızda yaklaşık Vist 100 endeksinde bu ay %5 civarı bir yukarı hareketlilik söz konusu oldu. Puan bazında 380 puan yukarı attı Ekim ayına göre endeks. Ve bu harekette en etkili olan yani bisküvi puan katkısıyla taşıyan hisselere baktığımızda benim de beğendiğim sektörler var. İşte o grafik geldi. Kasım ayında endeksi taşıyan hisselerin başında Türk Hava Yolları var. Bu ay tek başına 93 puan endekse katkı vermiş Türk Hava Yolları. Yani BIST 380 puan yukarı giderken bunun 93 puanlı kısmı Sadece Türk Hava Yolları'ndan gelmiş. Yani Türk Hava Yolları endeksi taşımış diyebiliriz rahatlıkla ki ben havacılık sektörünün ciddi bir iskonto barındırdığını, endeks üstü getiri potansiyeli olduğunu, faizi ve enflasyonu yenebileceğini söylüyordum son bir ayda yayınlarımda. Pegasus'u da buna dahil ettim hatta. Ki geçtiğimiz hafta orada bir rapor yayınladım. 1177 TL hedef fiyat ver vererek 12 aylık vadede. Ve Kasım ayında en ciddi tepkiyi de burada gördük ve muhtemelen 2024'ün de bana göre en önde gelecek sektörlerinin başında havacılık var. Orada da Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav Havalimanları'nın iskontosu sürüyor. Bu ay Türk Hava Yollarının dönemi oldu Kasım ayı ve endekse liderlik etti. Sonrasında BİM'i görüyoruz ki ben işte sektörleri sayıyordum. Havacılık, gıda ve giyim perakende, gıda ve içecek, telekom, sigorta, banka ve holding sektörlerini 2024 içinde öne çıkardığımdan bahsediyordum ki gıda perakende de BİM Kasım ayı içerisinde endekse en çok puan katkısı veren ikinci şirket oldu. Yani endeksteki tepki hareketini destekleyen en önemli şirketlerden biri oldu ki biz BİM'i de işte daha sonra Migros'u ve ŞOK'u da konuşmayı sürdüreceğiz. Ara ara bu isimler değişecek. Bazen biri öne çıkacak bazen diğeri öne çıkacak ama gıda perakende 2024 yılında da güvenli liman diyebileceğimiz bir sektör. Çünkü malum, herkesin malumu artık büyüme yavaşlayacak. İşte bugün son büyüme rakamlarını aldık çeyreksel vazda büyümede yavaşlamanın net sinyalleri var. İşte Mehmet Çimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarını görüyoruz. Artık ekonomi yönetimi de en resmi ağızlardan iç talepte yavaşlama olacağını, şirketlerin artık dış pazarlarda alternatif arayışlara girmesi gerektiğine ilişkin mesajlar görüyoruz. Yani ekonomide bir yeniden dengelenme olacak. O dengelenmenin anlamı taleple arzın tekrar buluşması yani talebin yavaşlaması. Enflasyonu bu şekilde düşürmeyi zaten şu an planlıyor ekonomi yönetimi. Ve bu da kaçınılmaz biçimde talep esnekliği düşük olan daha defansif sektörlerin öne çıkmasını sağlayacak. Orada da gıda perakende sektörü ekonominin durumundan bağımsız olarak her zaman belli bir miktar ciro elde eden, esas faaliyet karı elde eden, fabök seviyesini arttırabilen nadir sektörlerden biri. O açıdan biz bir Migros Şok üçlüsünü 2024'te de çokça konuşacağız diye tahmin ediyorum ve Kasım ayında da zaten BİM'in performansı bunu teyit eden nitelikte. Sonrasında bu ilk 10 arasında iki tane banka var. Mesela Akbank 43 puan, Yapı Kredi 28 puan, Kasım ayında endeksi taşımış, yukarıya götürmüş. Bankalarla ilgili malum bu hafta başında Bank of America ve Goldman Sachs'ın raporları piyasayı ateşleyen temel güçlerden biri oldu. Aslında geçtiğimiz haftalarda bankalarla ilgili sat raporu yayınlayan yabancı kurumlar da görmüştük. Ben bunların çok fazla saygı değer olmadığını düşünüyordum ki bahsetmiştim geçtiğimiz yayınlarda. Yani bankalar için pozitif düşünebiliriz. Kasım ayında da aynı zamanda banka hisselerine bir yabancı alımı geldi yabancı takas oranı işte başta yapı kredi olmak üzere e, banka hisselerinde arttığını gördük ki 2024 yılında yabancı alımları artabilir bu sektörde. Birazdan daha detaylı bir grafik eşliğinde bunu anlatacağım ve Kasım ayında sanki bunun bir ön senaryosunu izledik ve endeksi taşıyan ilk 10 hisse arasında Akbank ve Yapı Kredi'yi görüyoruz ki bundan sonra da bankaları daha konuşacağız gibi geliyor bana. Onun dışında telekom sektöründen bahsediyordum ki Turkcell'i model portföye eklediğimi de söylemiştim. Turkcell, Türk Telekom aslında ikisi de iyi ama Turkcell bana göre 2024'ün en önemli kağıtlarından biri olmaya aday. Bu ayda %20 değer kazandı kapanış itibariyle. Tekrar kontrol edeyim %20,5 son değer itibariyle bu ayki performansı ciddi bir yukarı hareket yaptı Turkcell bu ay. Ve hala iskontolu çünkü geçtiğimiz yayınlarda anlatmıştım. Şimdi enflasyona göre gelirli, gelir artışı geride kalan en önemli sektörlerden biri Telekom'du. Ama son üçüncü çeyrek finansalları itibariyle net biçimde şunu görüyoruz. E, abone başı birim gelirleri hızlı biçimde artmaya başladı. Abone sayıları yükseliyor ve yükselişini de sürdürecek gibi. Aynı zamanda 2024'te bir noktadan sonra enflasyon düşecek. Ama... Enflasyon düşerken geçmişteki o yüksek fiyatlı tarifeleriyle beraber ciddi gelir elde etmeye devam edecek bu şirketler ki özellikle Türksel sağlam bilançosuyla da dikkat çekiyor. O yüzden Kasım ayındaki performansı bence hiç şaşırtıcı değil ki Aralık ayı belki bir kar satışıyla geçebilir bu ayki güçlü performansından sonra ama 2024'ün de en başta sektörlerinden biri telekom bence. Orada da Turkcell iskontosu devam ediyor. Bankalardan bahsettik. Sabancı Holding ki holdinglerin de bankalarla beraber yabancı alımı gelme potansiyeli en önemli e, sektör olduğunu düşünüyorum. Yabancı alımı gelme potansiyeli olan ki holdingler arasında en iskontolu olan ki Holding değerlemesinde net aktif değer iskontosu en önemli parametredir. Holding'in kendi iştiraklerinin piyasa değeriyle holding'in kendi değerini karşılaştırdığınızda o aradaki iskontonun en yüksek olduğu şirket Sabancı şu anda. Hala %50 civarı bir net aktif değer iskontosu var. Ve bir noktada piyasa yabancı da buraya güçlü geri dönerse bunu fiyatlamak isteyebilir. Kasım ayı bu anlamda Sabancı için iyi geçti de taşıyan hisselerden biri olduğu açıdan bence takip etmeyi e, sürdürmek gerekecek. Bu listede e, TÜPRAŞ'ı da görüyoruz ki orada tavsiyem hala nötr. 180 liralık bir hedef fiyatım var e, uzun vadeli olarak ama bir kısmını fiyatladığını düşünüyorum. Ve evet çarpanları hala iskontolu. Bu firma değeri Fabrik çarpanını hak etmiyor. Daha yükseği olabilir ama rafineri marjları böyle sürdürür sürdür, sürdürülebilir olabilir mi? 2024 içerisinde de o açıdan bazı soru işaretleri var kendi içerisinde. E, Aselsan zaten savaş çıktığından beri yukarı gitme iştahı yüksek bir hisse senedi ve Kasım ayında da olumlu geçirdiğini görüyoruz. Endekse de 35 puan katkı vermiş. Bu listede Sasa ve Ereğli'den de tabii bahsetmek lazım. Aslında Sasa bence sürpriz bir hareket yaptı. Buna Hektaş'a da dahil edebiliriz. Her ikisi de aslında hala ciddi biçimde temkinli olunması gerektiğini düşündüğüm hisse senetleri. Ama bu ay Sasa'dan bir tepki hareketi geldi. Endeksi de etkilediğini görüyoruz. Ve Ereğli demir çelik büyümeye duyarlı bir sektör olduğu için burada hala temkinli yaklaşan taraftayım. Çünkü yayınları izleyenler bilir sürekli olarak büyüme ve enflasyondan ayrışabilecek talep esnekliği düşük defansif sektörleri öne çıkarıyorum ve demir çelik bu kriterlere uymuyor. En azından 2024 ilk 6 ayı boyunca ama Ereğli ve diğer önemli demir çelik şirketleri için 2024'ün daha kötüsünü olacağını da düşünmüyorum. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bu yıldan daha iyi bir yıl göreceğiz 2024'te. 2023'ten daha iyi bir yıl göreceğiz ve o açıdan da hani fiyatın aşağı doğru alanı kısıtlı ama fiyatlarını yukarıya doğru ciddi biçimde götürecek, ciddi bir yükseliş trendini sağlayacak bir katalizörde göremiyorum. O açıdan nötrüm demir çelik sektörü için ama Ereğli'nin Kasım ayında bir tepki çabası içerisinde olduğunu ve endeksi de etkileyen önemli şirketlerden, önemli sanayi şirketlerinden biri olduğunu görüyoruz ama tekrar edecek olursam hem Kasım ayında endeksi olumlu etkileyen hem de 2024'te de potansiyeli devam eden tarafta ben havacılık, gıda ve giyim perakende gıda e, gıda içecek, e, telekom, sigorta, banka ve holding tarafını bir adım önde görüyorum. En azından e, 2024 ilk yarısı boyunca yani enflasyon ve faizlerin yüksek seyrini koruyacağı ilk yarı boyunca ben bu talep esnekliği düşük defansif sektörleri ön planda gördüğümü tekrardan belirtmek istiyorum. Bu arada bankalara ekstra bir parantez açmak istedim bugün çünkü zaten hafta başında bankalarla ilgili raporu görmüştük ve uzunca yıllardır da banka hisseleri aslında hem endekse relatif hem de rakip sektörlere göre çokça geride kaldı. Yani banka hisselerinin fiyat olarak nominal olarak yukarı gittiğini görebilirsiniz yıllar içerisinde ama relatif olarak yani endekse göre getirisine ya da sanayi sektörüne göre getirisine ya da dolara altına göre getirisine baktığınızda banka hisseleri çok çok aslında kötü performanslar gösterdi. Şimdi o grafiğe bir bakalım. Özellikle bu kötü performansta son yıllarda özellikle 2019'dan sonra banka hisselerine yoğunlaşan yabancı satışlara da çok etkili bir faktördü. Bu grafikte mavi çizgide banka sınav rasyosunu, turuncu çizgide de Borsa İstanbul pay piyasası yabancı takas oranını görüyoruz. Özellikle istatistiksel olarak da arada %73'lük bir korelasyon var. Yani yabancı oranı düştükçe tarihsel süreç içerisinde ki bu grafik 2009'dan başlıyor. Bankaların da sanayi sektörüne göre daha kötü performans gösterdiğini izledik ve özellikle de 2019 sonrasında ki bence burada milat 2018 Ray brunson kriziydi. O süre sonrasında o e, olaylar sonrasında servis ilişkilerimizin de bozulması e, buradan yabancının çok yüklü çıkmasına sebebiyet verdi. Zaten 2020 pandemi başlangıcı itibariyle yabancı çıkışları çok daha sert bir eğilim izlemeye başladı ve bankaların da gitgide diğer sektörlere göre relatif olarak çok daha negatif bir performans izlediğini gördük. İşte grafik 2009'dan başlıyor. Xbank, Xsus banka snare rasyosunun sürekli istikrarlı biçimde aşağı gittiğini görüyoruz. Yani bankalar sürekli dayak yemiş alternatif sektörlere göre ve banka hissesi taşıyan da kaybetmiş açık söylemek gerekirse. Acaba bu yıl ya da 2024 en azından bir süreliğine dipten dönüş teması olabilir mi? Benim kafamda sorduğum sorulardan biri bu. Piyasalarda dip avcılığı pahalı bir şeydir aslında. Yani tepe ve dibi bulmak imkansızdır ve buna odaklanmak da pahalı sonuçlara yol açabilir. Fakat banka sınav rasyosu için ve banka hisseleri için 2024'ün diğer sektörlere göre daha iyi geçebileceğine yönelik önemli gerekçeler var. Bir defa normalleşme buradaki en önemli faktör. Şimdi finansal sistemi sürekli baskılayan bir sürü uygulama gördük son yıllarda. Sürekli büyümeyi teşvik eden uygulamalar. Şimdi oradan geri dönüyoruz kademeli biçimde. İşte KKM'den çıkıyoruz. Faizleri baskılamayı bıraktık. Bankacılık sisteminde faizler rahatça yükseliyor. Kredi vermeye zorlamıyoruz bankaları. Keza diğer önemli ortodoks para politikası önlemleri ve makro ihtiyati önlemler. Bunların hepsi bankaları fabrika ayarlarına geri, dö geri döndürüyor ve bankalar fabrika ayarlarına geri dönerken buradan son 5-10 yılda kaçmış olan banka hissesi satarak kaçmış olan yabancı sermayeye de bir yeşil ışık yakmış olamaz mıyız? Olabiliriz. Şu an hala temkinliler. Evet, Kasım'da 427 milyon dolarlık yabancı alımı var bu piyasada. Banka hissesi de aldılar bu arada. Bankaların yabancı takas oranı arttı. Ama bunlar çerez parası, çok daha yüklü de gelebilirler ve 2024'te yüklü gelebilecekleri bir tema var gerçekten. Bize özgü faktörler destekleyici. Hele ki CDS 300'ün altına gelirse çok daha destekleyici bir ortam olacak. Buna ek olarak küresel ortam da destekleyici. Yani FED bir noktada faiz indirecek. İşte ABD 10 yıllık tahil faizi %5'i görmüştü. %4.3'e düştü. Küresel piyasalardaki risk alma ortamı da bize yönelik fon akımlarını, risk alma iştahını destekleyecek ve yabancı gelirken 2024 yılında ki bence gelecekler. Burada banka alabilir mi? Bence alabilir. Ve sanayi sektörü içinde biraz negatifim neden? Pek çok yayında bahsediyorum. Bu faiz ortamında iç talep daralacak ve özellikle iç piyasa ağırlıklı çalışan sanayi sektöründeki pek çok şirket zorlanacak. Hele ki borçlu olanlar o borcu daha yüksek faizle çevirmek zorunda olanlar daha da zorlanacak. O açıdan banka-sınay rasyosunda biz yavaş yavaş yukarıya doğru bir eğim görebiliriz diye düşünüyorum ki grafikte 0.41 dip seviyesi, tarihi dip seviyesi Nisan 2021'de görmüştü. Yavaş yavaş e, yukarıya doğru eğilim bence izleyebiliriz. Yani bu sefer bankalar için bir revanş yılı olabilir 2024 sanayi sektörüne nazara. O açıdan da ben yakından takip ediyorum. Hele ki yabancı takas oranı ciddi biçimde yukarıya gider, buraya yabancı gelirse ...ilk alacağı sektörlerden biri de kesinlikle bankalar ve holdingler olacaktır. O açıdan banka sanayi endeksi rasyosunda da bir yukarıya eğilim görebiliriz. Bunun anlamı da şudur. Bankalar sanayi sektörü hisselerine relatif olarak daha iyi performans gösterebilir. Ve bu relatif pozitif performans beklentisi ya da potansiyeli de... ...banka hisselerine para girişini destekleyecek önemli katalizörlerden biridir bence ki hafta başında gördüğümüz BOFA raporu, Bank of America raporu da e, çok geniş biçimde bankaların neden önümüzdeki süreçte yükselebileceğine yönelik gerekçeleri ortaya koyuyordu ki pek çoğuna ben de katılıyorum. E, bankalarla ilgili negatif rapor çıktığında da bunlara katılmadığımı da söylemiştim ve bu sefer e, banka sınavı rasyosunu yukarıya çekecek uygun ortam var en azından 2024 yılı ikinci çeyreği itibariyle o açıdan yavaş yavaş bu uzun vadeli gelişebilecek buradaki fiyatlamaya da bence Yakından bakmak gerekebilir diyeyim ve bugünkü anlatacaklarımı burada noktalayayım. Haftaya tekrar görüşene kadar hoşçakalın diyorum. Evet.